Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere meze usulü mor lahana turşusu yapacağım. Meze usulü olduğu için 2 gün içinde yemeye başlayabiliyoruz. Yani bugün yaptığımızda biz bunu yarın hemen açıp kavanozumuzu yemeklerimizin yanına çok rahat servis yapabiliyoruz. Şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Lahana yıkadım. Diş yapraklarını aldım. Bu şekilde dilimledim. Şimdi fazla kalın olmaksızın uzun uzun dilimleyeceğiz. Lahananın burasını kullanmıyoruz. Bu şekilde devam edeceğim. Evet, lahanalarımı doğradım. Gayet güzel. Şimdi 1,5 kaşığı, yemek kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Salamura tuz. Arkadaşlar, bu turşuların ve peynirlerin püf noktası normal tuz kullanmıyoruz. İyotsuz salamura tuz. Eğer iyi bir sonuç almak istiyorsa turşularımızda, peynirlerimizde mutlaka salamura tuz kullanmamız gerekiyor. 2 limon suyunu sıktım arkadaşlar. Bunları bir güzel yedireceğiz. Ortalama 5-6 dakika bu şekilde karıştırmam gerekiyor. Çünkü tamamen yoğunlaşması lazım. Bakın şimdiden renkleri açılmaya başladı zaten. Kavanozumu aldım. Dolduruyorum. Normalde bu meze usulü turşu, yani ikinci günü çok rahatlıkla çıkarıp yiyebiliriz. Özellikle arkadaşlar balıkların yanına harika oluyor. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, eğer bu turşuyu, bu mezeyi diyelim, bir defa yaparsanız inanın her daim yapmak isteyeceğiniz bir lezzet. Çünkü bütün yemeklerin yanına gidiyor. Ve bugün yaptığınızda yarın çok rahat servis yapabiliyorsunuz. Hem lezzeti hem de bütün yemeklerin yanına yakışmasıyla bence bir numaralı bir turşu. Siz de denemenizi tavsiye ederim. Zaten bir yaptığınızda mutlaka bana hak vereceksiniz, bunu biliyorum. Ki bundan dolayı ben ısrarla söylüyorum. Mutlaka deneyin. Yapmak isteyeceksiniz, bunu biliyorum. Arkadaşlar sirkemi ilave ettim. Ben üzüm sirkesi kullandım. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir lahanada 2 kavanoz turşu çıktı. Bakın şimdiden pembeleşmeye başladı. 2 gün sonra açacağım. Rengini size göstereceğim. Muhteşem bir renk olacak. Bunu birebir göreceksiniz zaten. Ben ortalama bunu 10 günde bir, 2 haftada bir mutlaka yapıyorum. Çünkü salataya ve de turşuya yemeklerin yanında gerek kalmıyor. Bu kendi başına tamamen her şeyi tamamladığı için hem benim için çok kolay hem de lezzeti çok güzel. Mor lahana turşum hazır. Şimdi bunu kurduğumuzda tam 2 gün oldu. Bakalım bir rengi nasıl olmuş, zaten belli oluyor, çok güzel görünüyor. Kapağını açtık, bir boşaltalım. Şimdi turşumu boşalttım.
Servise aldım. Rengi gayet güzel, açık olmuş. İnanılmaz pes pembe bir renk. İnanın lezzeti de bir o kadar güzel. Hele bu turşu meze usulü olduğu için biz ikinci günde bunu açıp yiyebiliyoruz. Balıkların yanına, pidelerin yanına, yağlı yemeklerin yanına inanılmaz güzel yakışıyor. Ve kesinlikle kesinlikle çok rahat bir şekilde tavsiye ediyorum. Ya da bir meze diyebiliriz, kurtarıcı. Eğer o gün salatanız ya da turşunuz yemeklerin yanına yoksa çok rahat. Ben bunu servis yapabiliyorsunuz. Ben bunu haftada bir, 10 günde bir yapıyorum. 2 kavanoz ve her daim hiç bıkmadan kullanabiliyoruz. Hem sağlıklı hem de herkesin çok beğendiği bir lezzet olduğu için ben de rahat oluyorum. Sizin de yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Yapan arkadaşlar için şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.